kere birincisi şunu söyleyeyim, benim beklemediğim şekilde yazdım da T24'te bunu. İşsizlikte yakından takip ettiğimiz bir konu. İkinci çeyrekte istihdamda bir durgunlaşma ortaya çıktı. Bu inşaattan önemli ölçüde kaynaklanıyor ama hizmetlerden de kaynaklandığını gördük. İnşaatta normal çünkü bu sektör hakikaten bunalımda uzun bir süredir ve kurla da doğrudan ilgisi yok. Büyük bir stok vardı. Üstüne bir de faiz artışları geldi. İster istemez zoraki Merkez Bankası yapmak durumunda kalmıştı. Onu anlayabilirim. Orada istihdam düşüşleri var. Üst üste 3 aydır ciddi düşüşler var. Ama bunlar Haziran dönem rakamları en son. Ve bu durgunluk işsizliği iki dönemde ciddi yükseltti. Hadi bir dönem olduğunda dedik ki çok normal değil. Çünkü ikinci çeyrekte yüksek bir büyüme hala var. Nitekim ikinci çeyrek dediğimiz Nisan, Mayıs, Haziran. Yani en azından Nisan ayı iyi geçmişti. Mayıs'ın yarısına kadar iyiydi. Fakat ikinci şeylerde bu ayın 15'inde açıklanan TÜİK'in açıkladığı iş gücü piyasası rakamlarında aynı şiddette arttığını gördük işsizliğin. Bu henüz daha reel sektörde bir bunalım olmadan olan bir gelişme. Şimdilik son yayınlanan birkaç gün içinde yayınlanan birkaç endikatör, zaten iktisatçıların büyük çoğunluğu biliyorum, birbirimizi takip ediyoruz işte sosyal medyadan, yazılan çizilenden. Hemen hemen herkes zaten ikinci yarıda bir daralma beklemeye başlamıştı. Sadece bunun şiddetinin ne olacağını kestiremiyorduk. Büyük belirsizlikler var. Nasıl bir iktisat politikası izlenecek, ne tepki verilecek, para politikası ne olacak? Neyse, onları belki sonra konuşuruz vakit kalırsa. Bunlar bilmiyorduk ama en azından bir ciddi daralmanın ortaya çıkması bekleniyordu. Bunun ilk şeyleri, işaretleri gelmeye başladı. Mesela dış ticaret verileri işte dün açıklandı. Temmuz ayı, yani tam bu işte şeyin dönüm noktası gibi gördüğümüz üçüncü çeyreğin başlangıcı. İthalatta müthiş bir düşüş var. Ha şimdi bir ihracatta da artmış. Ha bu büyümeye nispeten katkı yapar ama ithalattaki muazzam düşüş, sert bir fren, açık şey kriz göstergesidir Türkiye ekonomisinde. Çünkü hepinizin bildiği gibi hani tüketim malları ithalatında büyük, sadece ondan ibaret olsa ithalat düşür. Aa iyi, ne güzel, kendi ayaklarımız üstünde durmaya başladık, dış açığı kapatıyoruz de diyebilirdik. Öyle değil, ara mallarda ve sermaye mallarında da ciddi düşüş var. İşte bu açıkça söylüyor ki orada ciddi bir sorun başlamış. İkinci bir başka gösterge geldi. Dehşet, yani grafiğe baktığınız zaman işte çeşitli güven endeksleri vardır. Firmalara da sorulur, vatandaşa da sorulur. Sonra bunlar toplanır, Merkez Bankası onları meç eder. Bir sentetik ekonomi güven endeksi yayında 10 puan düşüş Ağustos ayı. Yani zaten hafif düşmeye başlamıştı. Şimdi tabii yavaş yavaş öğreneceğiz ama zaman geçecek. 2 ay, 3 ay, 4 ay.